bu çerçevede tartışılıyor. Siz mecliste bir konuşma yaptınız ve dediniz ki vallahi çok büyük vurgun dediniz. Anlatın lütfen Sayın Paylan, neden çok büyük bir vurgun olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi hazinemiz hepimizin kasası. Hı-hı. Yani sizler daha maaşınız cebinize girmeden maaşınızdan vergi kesiliyor. Ve yaptığınız her harcamalarda vergi kesiliyor ve hazinemize gidiyor. Şimdi hazinemizden daha önce de vurgunlar yapıldı. Bunlar biraz popüler oldu. Mesela Hı-hı. geçmediğiniz köprüler var. Hı-hı. Bu köprülerden dolar bazında yandaş müteahhitlere geçiş garantisi veriliyor. Ve dolar bazında ve onlarca milyarlara hazinemizin altına takılı hortumlardan müteahhitlere doğru akıyor. Bu bir vurgundur. Veya şehir hastaneleri var. Orada da hasta garantisi veriyorlar. Yine dolar ve euro bazında. Orada da bir hortum var. Oradan da yandaş müteahhitlere para akıyor. Havalimanları var mesela. Orada da yolcu garantisi var. Mesela Kütahya Havalimanı, diğer havalimanlarında yolcu garantisi tutmazsa orada da dolar ve euro bazında bir hortum daha takılmış. Sizin vergilerinizden yandaş müteahhitlere gidiyor. Şimdi hazinemizin altına bütün bu hortumların 50 katı büyük bir hortum bağlıyorlar. Ve Vanayı orada tutuyorlar bu yeni sistemle. Yani bu üç garanti, işte yolcu garantisi, geçiş garantisinin öte. Şimdi dolara diyorlar ki ben kur garantisi veriyorum. Hı. Ve neye göre veriyor? Hazine var ya diyor, hani yurttaşlarımızın 84 milyonun ödediği vergilerle hazine. Oranın altına bir hortum bağladım, bana da orada duruyor. Dolar bugün 12 lira. Dolar yarın yükselirse ben sizin dolarınızda ne kadar yükselirse o kadar oradan parayı size doğru aktaracağım diyor. Kimlere diyor? Türkiye'de 300 bin büyük para sahibi var. Yani 1 milyon lira ve üzerinde 300 bin kişi para sahibi bankalarda. Bunlara diyor ki aman dolara gitmeyin diyor. Ben sizin TL'nize dolar garantisi veriyorum diyor. Düşünün, yerli milli olduğunu iddia eden bir iktidar paraların tamamını dolara bağlıyor. Hadi bu başka bir boyut. Ama esas mesele sizlerin vergisi. Yani siz vergiyi niye ödüyorsunuz? Size hizmet dönsün diye, emekliye yüksek maaş verilsin diye, gençlere yurt yapılsın diye, yangın söndürme uçağı alınsın diye. Bunlar yapılmıyor. Şimdi kur garantisi veriliyor. Büyük bir hortumu oraya bağladılar ve çok büyük bir riskle karşı karşıyayız. Yani yurttaşlarımıza şöyle anlatayım. Şimdi hortum bugün, iki taraflı bir şeydir ya. Tabii ama bu tek taraflı. Bu tek taraflı. Bir tarafı nerede, öbür tarafı nerede? Onu anlatayım. Hazinemizin altına hortum bağlandı. Hı-hı. Dev bir hortum vanası duruyor. Şimdi dolar 12 lira bugün. Dolar pazartesi günkü kura 18 liraya dönerse ve bu sisteme 1 trilyon lira mevduat girerse tam 500 milyar TL'yi bir avuç para sahibine aktaracağım diyor. Vanayı açacağım, sizin vergileriniz 500 milyar TL bir avuç para sahibine akacak diyor. Şimdi bu para sahipleri kimler? Büyük oranda iktidarın yandaşları. Ama 500 milyar TL ne demek, onu anlatayım. Biz yıllardır asgari ücret vergi dışı olsun diye mücadele ediyorduk ya. Buna sırf asgari ücretli değil, bütün ücretlerden asgari ücret kadar bölümünü vergi dışı bıraktık bu hafta yaptığımız mücadeleyle. Bu meselenin 19 milyon kişinin bakın maaşını ilgilendiriyor. Asgari ücretin vergi dışı olması. Bunun toplam rakamı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca 50 milyar TL. Yani biz 19 milyon kişiye bu kadar yıllardır mücadele ettik. 50 milyar TL vergi indirimini almaya başardık. 10 katı. Bunun 10 katı kadar bir riski. O da en az risk. Hani %50 yükselecek diye bir garanti yok ki. %100 de dolar yükselebilir. Tabii. Yani son bir yılda %100 yükseldi. Bundan sonra da %100 yükselebilir. Ve ne olacak? Bu kaynağı alıp bir avuç para sahibine aktaracağız. Böyle olursa ne olacak? Bu parayı nasıl yapacaklar? Para basarak, sonuç olarak vergilerin böyle bir artma olasılığı yok. Para basacaklar. Vergilerinizden ödeyecekler. Ne olacak? Aşırı bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Paramız daha da değerlenecek ve enflasyon sarmalı içinde kalacağız. Bakın şöyle söyleyeyim. Turgut Özal 70'li yıllarda yapılan bu uygulamayı 80'li yıllara çok ağır eleştirmiş. Yani geçmişte çok uyanık zannetmişler kendilerini demiş ve büyük bir enflasyon dalgasıyla ülkeyi baş başa bıraktılar demiş. Gençlere de demiş evet, ki bu tuzağa aman düşmeyin. Diyor bunu yapmayın diyor. Bakın hadi onu geçtim, Özal'ı unuttunuz. Hı hı. Ya 94 yılında Tansu Çiller doları baskılamaya çalıştı ve faizi baskılamaya çalıştı. İmkansız ikili vardır ekonomide. Hem doları hem faizi aynı anda yönetemezsiniz. Hı hı. Tansu Çiller buna girişti. Suni olarak faizi baskıladı. Doları da baskıladı. Sonuçta dolar 10 liradan 40 liraya çıktı. Büyük bir işsizlik dalgası oldu. Gençler bilmez ama 94 yılını hatırlayan gazeteciler ve bütün yurttaşlarımız bilir. Evet, evet. 2001 yılında da yine geçici olarak o zaman DSP, MHP, ANAP iktidarı vardı. Doları yine baskılamışlardı. Faizi de baskılamışlardı. Geçici olarak bir rahatlık sağlıyor. Şimdi olduğu gibi. Ama sonra dolar bir patladı. 2001 yılını hatırlayanlar daha fazladır. Dolar bir anda 600 liradan 1600 liraya çıktı ve büyük bir işsizlik ve yoksulluk dalgası oldu.
Daha yakın zamana gelelim. 2018 yılı, uzağa gitmeyelim. Damat Bey 128 milyar doları sattı. Ortalama 6 liradan. Herkes zannetti ki ya bu dolar yükselmeyecek herhalde. Arka kapıdan 128 milyar doları sattı. Faizi de suni olarak baskıladı. Evet, geçici bir rahatlama sağladı bu. Geçici bir refah etkisi de sağladı. Ama sonra ne oldu? Dolar yeniden fırladı. Faizler fırladı. Yeniden bir işsizlik dalgası. Lütfü Elvan döneminde yeniden ortodoks politikalara dönüldü. Faiz biraz yükseltildi. Ben artık bu arka kapı olaylarını yapmayacağım dedi Lütfü Elvan. Bu alana rasyonel politikalara dönüleceği düşünüldü. Ama Lütfü Elvan görevden aldı. Geldi Nebati. Nebati şimdi diyor ki ben efendim faizi baskılayacağım. Merkez Bankası'nda emanet dolarlar var. Kendi dolarımız da değil. Hani yurttaşların bankaya yatırdığı dolarların karşılığı olan dolarları satacağım diyor. Hem faizi hem kuru yöneteceğim diyor. Evet, bu da geçici bir rahatlama sağlar ama hani Nebat dedi ya 3 günde istikrar sağladık. Ben de ona iddia ediyorum. 3 vakte kadar büyük bir kriz riskiyle karşı karşıyayız. Bu 3 gün olabilir, 3 hafta olabilir, 3 ay olabilir. Yani 3 yani aydan daha fazla değil, değil mi? Ben öyle görüyorum. Yani daha fazla yönetilebilir bir şey değil. Çünkü hep şunu söylüyorlar ya Garo Bey. Yani bunu işte bir yıl kadar götürebilir iktidar. O da zaten onun için seçim sürecinde kullanabileceği bir enstrüman olur. Bu bir seneyi de böyle geçirir, seçime kadar rahat eder. Ama diyorsunuz ki siz enflasyon sarmalında kalacağız. Enflasyon devalüasyon sarmalı. Şimdi bunlar... Açıkçası bu iktidar bugünü düşünüyor veya iktidarda kalmayı düşünüyor. Çocuklarımızı düşünmüyor, torunlarımızı düşünmüyor, yurttaşlarımızın ekmeğini düşünmüyor. Zaten yurttaşımızın sofrasında iki ekmek varsa biri gitti. Alım gücü olarak bire düştü. Şimdi Erdoğan büyük bir kumar masasına oturdu ve geride kalan yurttaşın bir ekmeğiyle, sofrasındaki son ekmeğiyle kumara oturdu. Bu yurttaşımızın alım gücüdür aynı zamanda. Düşünebiliyor musunuz? Ne diyorum? Bu iş çökerse hiperenflasyona gideceğiz. Bu ne demektir? Ekmek bugün 3 liraysa 10 lira, 15 lira olacak demektir. Veya ayçiçek ya 40 liradan 120 liraya yükseldi ya 5 litrelik, 500 lira olacak demektir. Yurttaşlarımızın alım gücünün gitmesi demektir. İşte bu kumar sofrasına oturdu. Ne için? İşte bir avuç dolar sahibini yönetmek için, onların gelirlerini güvence altına almak için. Bakın faizi düşürmeye oynuyor biliyor musunuz? %14 diyor. Peki %14 ile Merkez Bankamız para veriyor bankalara değil mi? Bu bankalar nereye satıyor bu parayı? Hazineye, Sayın Nebati'ye satıyor. Kaçla satıyor? %24'le satıyor. Ya arada büyük bir vurgun var. Veya Merkez Bankamız %14'le faizle para veriyor ya bankalara. Bankalar siz bugün bankaya gitseniz, tüketici kredisi isterseniz yüzde kaçla veriyor biliyor musunuz? %30, en düşük %30 ile %35 arasında. Büyük bir vurgun var. Niye bu oyunu oynuyorsun? Çünkü Erdoğan faizi düşük gibi göstermeye çalışıyor. Oysa mesela ticari kredi faizleri de %30'un üzerinde. Büyük bir faiz yükselişi var. Kur yükselişi var, enflasyon dalgası var ve bunun altında ezilenler kim? Sayın Nebati dün ne dedi? Birileri dedi, oyuna geldi dedi. İşte o oyuna gelenler de halkımız. Yani onu halkın izleyeceğiz alım gücü. Az sonra. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki insanları hepimize en çok ilgilendiren şey aslında ödediğimiz kiranın artması, tabii. Markete gittiğimizde tabii. Her şeyin fahiş fiyatlarda olması. Şimdi siz diyorsunuz ki enflasyon sarmalında kalacağız. Enflasyon devalüasyon sarmalında kalacağız. Ama ürünler işte zeytinyağı şu kadar zam gelebilir. Bunları bugünkü fiyatlarını alamayacağız. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı az önce konuştu. Diyor ki sıra diyor fiyat indirimlerinde. Şimdi bir stokçuluk şeyi var, baskısı var biliyorsunuz. Kimse stokçuluk yapmasın, sıra fiyat indirimlerinde. Şimdi marketleri göreceğiz diyor mesela. Bunun için de bir çalışma yapıyorlar demek ki. Nasıl bir çalışma yapabilirler? Neye başvurabilirler? Yani siz tam tersini söylerken onlar bunu söylüyorlarsa eğer biz bunu göreceğiz demektir değil mi? Ne yapacaklar ya bakın, da göreceğiz? Göreceğiz diyorsak şimdi benzin biliyorsunuz dolar 8 liraydı 3 ay önce ve benzin de 7 liralardaydı. 6,5-7 liraydı litresi benzin veya mazotun. Dolar yükselmeye başladı işte 17-18'e kadar çıktığında. Çık. Benzini de 12 liraya, 12,5 liraya, 11,5 liraya kadar yükseltti benzinin mazotu. Şimdi bunu söyleyen Cumhurbaşkanı, dolar 18 liradan 11 liraya düştü ya, önce ne yapar? Kendi yaptığı zamları geri alır değil mi? Ama anladım. Ne yaptı iki gün önce? Bir kararname vergiye çıkardı sayıyor. Ve dedi ki arkadaş ben indirim yapmıyorum, bunu vergiye sayıyorum dedi. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Önce sen indir, millete örnek ol, bak de dolar yükselişinden kaynaklanan artışları ben geri alıyorum de. Ondan sonra yurttaşından iste.
Çünkü benzin, mazot 11-12 liraysa az önce taksici esnafını veya motorla yurttaşımızı taşıyanları gördük. Ya arkadaş benim maliyetim diyor, benzin, mazot diyor. Çiftçinin traktörü neyle çalışıyor? Suyla çalışmıyor. Mazotla çalışıyor. Sen önce mazottaki benzindeki zamları indir.